Hapşırma ve Rahman, melek ilişkisi. O öyle olur da burada hapşırma olmaz mı? Esneme olur da. Esneme ile hapşırmayı birbirinin düşmanı ilan edeceksiniz. Temel ile dursun. Anlatabiliyor muyum? Temel ile dursun ilan edeceksin. Hapşırma solungaçlı canlı kökenlerimizi hatırlatan bir refleks. Çok ilginç. 400 milyon yıl öteden gelen solungaçlı tarihimizi hatırlatan bir refleks. Hapşırmak ve melek bağlantısı nereden çıktı? Hapşırmak Rahman'dan mıdır? Öbürü şeytandan olunca Rahman'dan. Yani şeytanın bizde gayri iradi, iradeli olmayan ürünleri var, öyle mi? Yani biz şeytanın esiri oluyoruz ama bunu yenemiyoruz, öyle mi? Resim olan eve melek girmez uydurma hadisiyle hapşırma melek ilişkisini sınamak ister misiniz? Melek girmeyecek. Bir günah işleyeceksiniz mesela. Omuzdaki melekler yazmasın diye eve bir resim koyuyorsunuz. Nasıl bir şey? Ya tiyo verdim size. Uygulayın. Ya bir ya melekler yazmasın dediğiniz bir şey yapacaksınız orada. Önce şunu yapıyorsunuz. Okkalı bir resim buluyorsunuz. Replika da olur canım. Orijinal olmasına gerek yok. Bir insan resmi buluyorsunuz. Evin duvarına getirip asıyorsunuz. Melekler o anda odayı terk ediyorlar. Yani yazamazan kalmadı artık. Ve siz de oh diyorsunuz. Tamam. Efendim serbest. Atış serbest. Her günahı işte. Her haltı ye. Ondan sonra her haltı yedikten sonra duvardan indiriyorsunuz. Dışarı koyuyorsunuz. Melekler buyurun diyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Sizin nasıl bir dininiz var ya? Hani onlar laibun ve lehun. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edindiler. Dinlerini oyun ve eğlence. Oyun ve eğlenceyi din edindiler diye de çevrilebilir bu ayet. Evet. Hapşıran bir ağızdan 40 bin partikül saçılır. Grip birinin hapşırığı ortamdakilere miyop bulaştırır. Rahman'dan mı grip partikülleri? Bunu Rahman'dan mı sayacağız? Yoksa kul hakkı mı sayacağız? Kul hakkıdır. Dostlar, şu. Hapşıranın tek yapması elinizde değil. Çünkü biraz sonra o elinizi karşıdakine vereceksiniz. Onun için şu. Budur. Kusura bakmayın biraz... Efendim bu ders şeye döndü efendim, adab-ı muhaşeret dersine ama bu çok lazım bir şey. Yani şu, bu kadar basit. Medine Hanım doğru mu söylüyorum? Az önce öyle yaptım. Estağfurullah. Kusura bakmayın. Az önce hapşırdığınızdan da haberim yok. Keramet de değil yani. Eyvallah. Elhamdülillah aramızda tıpla çok yakından ilgilenen uzmanlar var. Hadis usulünde sürreel yöntem, hadis nakledilirken hapşırılırsa sıhhatine delalet eder. Hadis kitaplarında bu. Yani hadis naklediyor size, bir yalanı naklediyor. O anda oradaki biri de hapşırıyor değil mi? İşte sana delil diyorsun. Yani hadisin sıhhatine delalet eder diyorsun. Vay başıma gelenler.